İnsanın hikayesi göçle başlar. Önce anne karnından, sonra okuldan, sonra mahalleden, sonra yaşadığı evden ayrılır ve en sonunda ölür. Ey kişi! Sen bu dünya kuyusunun dibinde mahpus kalan bir aslansın. Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahpuslarız. Zindana del, kendini kurtar. İnsanın hayatı anne karnından ayrılmakla başlar ve adına yaşamak denen şey aslında ayrılıklara karşı, kayıplara karşı dayanıklılıktır. Hazreti Mevlana daha da geriye gider. Der ki, asıl ayrılık anne karnından uzaklaşmakla başlamadı. Asıl ayrılık biz cennetten ayrıldığımızla başladı. Ve biz o serüveni unuttuk. Ve fil gerek ki rüyasında Hindistan'ı görsün der. Yani ancak fil gibi yüksek ruhlu insanlar geldiği yeri hatırlar. Ana vatanı hatırlar. İşte onca sıkıntı, onca problem belki de geldiğimiz yeri hatırlama işlevidir. O zaman adına yaşamak dediğimiz şey bir göçse ve bir ayrılıkla başlıyorsa hepimiz yani her bir birey aslında bu ayrılıklarla nasıl baş edeceğini öğrenmeli ve hayata öyle başlamalıdır. Çocuğun rahimden doğması bir göçmedir. Fakat cihanda ona yeni başlan bir hayat var. Bir çocuk düşünün, 6 yaşında, adı Mevlana Celaleddin. Babasına Sultanul Ulema deniyor ve bir anda karar veriyor ve Belh'ten ayrılıyoruz diyor. Nişabur, Tuz, Horasan, Bağdat, Küfe, Mekke, Medine, Malatya, Erzincan, on binlerce kilometre. Ve bu yolculuk tam 8 yıl sürüyor. Ve Karaman'da annesini kaybediyor. Sonra abisini kaybediyor. Onlar Karaman'da kalıyor. Sultan Alaaddin çok rica ediyor. Onları Konya'ya davet ediyor. Özel ulaklar gönderiyor. Sonunda Konya'ya gelmeye karar veriyorlar. Yaklaşık 2 yıl sonra babasını da kaybediyor. Babasını kaybettikten sonra Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazreti Mevlana'yı yeniden eğitime tabi tutuyor. Bütün bunlardan sonra Seyyid Burhanettin Kayseri'ye dönüyor. Ve ardından o bildiğimiz yaklaşık 39 yaşları civarında Şems'le karşılaşması. Hazreti Mevlana ve Şems Tebrizi Konya'da karşılaşıyorlar ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatında yepyeni bir dönem açılıyor. O 3-3,5 yıllık birliktelik ki onun hikayesi de ayrı, ileride zaman zaman bunları da konuşuruz. Ondan sonra Şems de kayboluyor gidiyor ve Mevlana Celaleddin Selahaddin Zerkub'a gidiyor teskin olmak için. Çok dingin bir zat çünkü kuyumcu Selahaddin ki dünürü de oluyor. Onun da vefat etmesinden sonra Hüsamettin Çelebi. Hazreti Mevlana diyor ki gül mevsimi solup da gül kaybolunca ne yapalım? Gül suyuyla idare edelim. Bize de aslında siz de böyle yapın diyor. Onun felsefesinde olumsuzlukların üzerinde takılmak yoktur. Madem ki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine kandil yakmaktan başka çaremiz yok. Gül mevsimi geçip, gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül suyundan. Peki üzerinde durduğumuz ve bugün birlikte okumaya çalışacağımız mesnevi nasıl oluşuyor? Bir gün Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana'ya geliyor. Diyor ki, efendim hep başkalarının yazdıklarını okuyoruz. Attarı okuyoruz, Senai'yi okuyoruz. Artık siz bir şeyler yazsanız da onları okusak deyince Mevlana Hazretleri sarığına elini götürüyor. O sarığının kenarına sıkışmış bir kağıt çıkarıyor. O kağıtta Mesnevi'nin ilk 18 beyti, daha önce kendisi yazmış. Diyor ki, bizim de gönlümüze öyle gelirdi. Eğer sen yazarsan ben de söylerim diyor
ve Mesnevi'nin yazılma hikayesi orada başlıyor. İşte Hazreti Mevlana'nın 50'li yaşlarından sonra başlayan bu serüveninden Hüsamettin Çelebi ile birlikte o söyledi, o yazdı. Yaklaşık 13-15 yıl sürdü ve bundan adına Mesnevi dediğimiz eser böyle doğuyor.